Herkese FiveFem ekranlarından merhabalar efendim. Merhaba bugün efendim. Sevgi, değer, saygılı at arkadaşlarımız. Evet, Mevcan'ın üzerinde Cavahir, Cavahir'da Cavahir, Enes'te Enes yazıyor. Güzel, evet. Mevcan bir kendisi alamadı. Ya Monster yazıyor, ya Enes yazıyor, ya Cavahir yazıyor. Bir Mevcan yazamadı orada. Uzun seneler sonra balınca FiveFem kim olduğunu çıkaramadı. Aynen aynen. Şimdi efendim bugün bu piyasada Uber çok düşmüş. Dedik ki biz de Atberry'i çıkaralım ve burada birazcık tur atalım. Şimdi ben ilk müşterilerimizi aldım havaalanından. Böyle kiraladık araçları. Gidelim bir havaalanının içine. Buyurun efendim, araçlara binelim lütfen. Ben ayrı bir kafa yaşıyorum şu arada. Evet, fark ettim. Hadi et. Araç bin! Allah'ım. Bu arada modu bulan çilem benim. Güzel. Yapan buyurun. Ben değilim. Bulan benim ama kuran Cevahir, kendisine teşekkür ediyorum. Admin here. Şöyle aracın içini bir göstermek istiyorum ya. Gerek geçmişte olan hani olaylardan dolayı dersimizi aldık. Taksicilerle karşılaşırsak eğer biliyorsunuz. Taksicilerle karşılaşırsak. Oo bazuka. Çek. Bunlar şaka efendim. Herkes kendi ekmeğini peşinde. Yalnız efendim burada umarım. Bak sistemlerimizi açmayalım. Kısık sesle güzel güzel müziğimizi dinleyerek peş peşe kuyruk halinde gidelim efendim lütfen. Tamam. Bu arada Cevahir Bey bir gölgelen yani şey grafik paketi indirtti. Gayet hoşuma gitti. Gözüm en başta bir alışamadı ama olsun. Yavaş yavaş. Buyurun tamam. Efendim alalım sizi öne. Gayet güzel yapıyor. Aa o 4K grafik modları falan onları bir olsa of aman tanrım dersin. Onlar niye olmuyor Cevahir Bey? Onlara hiç uğraşmadım şimdilik. Keşke bak şimdi yaptaydım. Dönüp dolaşıp aynı yere sizi nasıl getirme taktiğini göstereceğim. Yapma. RTX'lerimizle. Onlar o daha sinyal vermiyor unutmayın gençler bu arada bak. Kendi Minecraft adınız, oynayacağız da onlarla. Kendi adınıza konuşun. Minecraft evet. Hangisi? RTX diyor ya. Ha ya sadece Semih'le diyorum. Enes de bana diyorum. Bu dayı niye yanıyor orasında? Kim öldürdü lan bunu? Mecan sen mi öldürdün lan daha demin bunu? Enes'tir ya. Yo Mecan öldürdü. Katil Mevcan ben değilim. Şu ileride sol taraf sağ tarafta kalıyor. Müşteriler orada olması lazım. Havaalanı iç hat girişi burasıydı galiba. Burası park haline geçelim efendim giriş. Buyurun. Yalnız Bak bizi görünce bastı. Alın al. Evet. Kesinlikle arkadaşlarını çağırmaya gittin. Sinyal vermediniz evet. Hiçbiriniz bak ama ayıp ya. Semih bizim sinyaller sende gözükmüyor yeğenim. Hani sen yerinde durdunuz. Evet. Hayır gelsinler yani meydan okuyor. Dörtleri yaktık. Şu arabanın bunların güzelliğine bakın ya. Aa vıyı etmedik saygılar. Bir dakika. Ne? Ha şey istedim. Aa vıyı sende vıyı ediyor. Bir dakika bende de vıyı etmeli. Buraları evet. Kırıp ulan. Hani lan müşteri? Evet tamam vıyı etti bende. Ablacım binsene araca. Tokatlayabilir miyim acaba? Abla şöyle arabaya binsene. Sevin ulan sana vurdum yanlışlıkla. Abla valizi alalım şöyle. Arabaya bin kadın. Oğlum niye kadını vuruyor Bahattin? İsim verme oradan Kamil. Yalnız sen ne yapıyorsun orada? Efendim aldığımız bir duyuma göre taksiciler baskına geliyormuş bu arada haberiniz olsun. Taksiciler bizim valizleri mi aldı? Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun Enes? Sürükleniyor mu lan bu arada? Enes Semih sen de sürükleniyor lan abi. Arabanı sen de vuruyor. Bir dakika. Oğlum burada kadını kim bir dakika. Oğlum bu müşteriler valizleri bırakıp gitmiş yoksa bunlar şey diye. Lüks diye kendi arabalarını mı şey yaptılar? Onu canlı bomba mı bıraktılar acaba? Bilemedim kadına ki. Kadına yaşattığınız korkuyu gelin bir izleyin. Bakın kadına neler yapmışsınız. Valla hiçbir şey yapmadık. Ablam korkma. Sana taksiciler neden kazan? Korkma. Uyuyor. Şimdi efendim... ne yaptın lan kadına? Kadın uyuyor. Oğlum uykusu gelmiş kadının. Baksana kadın, şurada. Kadına abla sana ne yaptılar? Uyuyor oğlum uyuyor. Bayıltıyor kadının yumrukta uyuyor diyor. Allah! Ya! Allah! Ben de burada uyuyorum. Ablacığım! Ben burada çok güzel uyuyorum şu anda. 7 saattir aktarma yeter artık ya 7 saattir de. Tamam Enes çok güzel yattı lan. Delay. Enes oha ağzıma osurur benim öyle. Tövbe ben işini bıraksam benim... taksiciliğe mi başlasam ya? Bu da taksiciye başlarsan benim araç satılık meyeceğim direkt sarı hazır. Vay. O zaman bizim araçları burada bırakalım. Cevahir Bey bizi bir götürsün ya arkaya binelim şöyle. O zaman atlayın efendim. Önce bir öne binebilir mi? Lan araçları bırakın dedim lan. Semih'in genelde binme sıkıntısı oluyor arka tarafa doğru. Evet ben arkaya bineceğim. Evet, hadi böyle size alalım. Mevcan Bey buyurun efendim. Mevcan Bey. Nasılsınız bugün? Sizi diyorum arka tarafa VIP olarak müşterimiz olarak sizi götürelim. O ne olur lan? Ha ben kırmızı siren benden mi çıkıyor sandım? Oğlum çok Mevcan güzel Bey, lan arabanın içi. Müşterimiz olarak arabayı atlasanıza. Valizlerinizi aldık o kadar. Şöyle. Zaten işte arabaya.
Yanaşın benim arka tarafa VIP müşteri olarak. Hayda. Bakın şu arabanın içindeki kılıf döşemelerine bakın. Parası neyse veririz. Nereye veriyorsun lan? Meycan Bey hoş geldiniz Sayın At Kafası. Hoş bulduk. Şimdi efendim sene 96. First person'a geçin, first person'a. Evet first person. First person'dayız zaten. Heh. Oğlum Mevcan çok korkunç duruyor lan. Bakayım. At kapkara. Oğlum işte ne. Sene 96 efendim. Yine bir oda sahnesindeyiz. Kaçın! Yemedim senin oda sahnesi. Enes'in ofra adına döndü. Bitiyor az kaldı ya. 3-5 anımız kaldı. Ne bitiyor ya? Allah şimdi efendim. Oradaki anıları anlatsak say bitmez. Yani camı bir tane. Camı kırma. Hayvanat bahçesi, zoo park vardı. Neydi lan o? Biyopark değil mi? Evet. Yani beni arada onaylayın demin oluyor. Bende hala bileti duruyor. Evet bende de duruyor hatta. Neyse efendim araştırdık. Kamil abi! İşten ne yapıyor? Vallahi hayvanat bahçesi ya. Keşfine çıkalım dedik işte. Charizard mı satıyorsunuz? Alaç bulduk. Anladım. Böyle çok soğuk bir yere gittik ama. Baya soğuk bir yere. Az laf çok iş. Neyse ondan sonra efendim gittik biyoparkı bulduk filan. Tarafında ne var öyle? Oğlum yani. Bak evet. Beni ne umursamıyorsunuz mu ben acaba? Oğlum sen ya yolcuyun konuşmasına dahil olmuyoruz. VIP'ye saygı duyuyoruz. Ya sen oğlum hadi sen şoförsün yanındaki neci? O rehber. Ya bırak rehbermiş. Rehber. Şimdi efendim neyse ne diyorduk? Aynen. Hayvanat bahçesine gittik efendim. Güzel evet. Bir anımız oldu. Öncelikle en başta işte bu kısımlar güzel. Hani kafesteki hayvanlar maymundur, mirkettir. Kafesteki hayvanlar gerçekten çok güzel efendim. Devasa kaplumbağalar, Bengal kaplanı falan vardı böyle. Bengal kaplanı var mıydı? Vardı. Arabanın hayvanı vardı. Neyse evet, ondan sonra efendim en son artık böyle hani gezdik ettik böyle çok güzel ağaç süslemeleri falan yapmışlar. Neyse. Bütün şehri dolandıralım para alalım. Ha bak seni vurup. Zaten 50 lira olduğu için $50 girecek yapacak bir şey yok. Sonra dedik ki işte safari aracı geldi böyle safari aracı gibi bir araç kafesli mafesli. Var çok soğuktu orası sanki Ukrayna değil de Rusya aynen. Yani. Aynen zaten sınıra yakın bir yerde herhalde. Neyse efendim sonra işte biz dedik ki binelim bari gelmişken buna da binelim. Ondan sonra bindik araca bizi kafesli. Yemin ederim döverim seni bastıyorum yarım saattir bas. Enes rehbersin şoförün yerinde niye göz koyuyorsun ben anlamıyorum. First person'a yarım saattir kafamın üzerinden lastik çekiyor ya. O küçüklükten beri hep şoför olmak istemiştir. Evet, benim birazcık hayalim de o ya, kusura bakma. Evet, buraya devam edelim. Neyse efendim bizi kafesli bir araca koydular. Önce evet. En başta çok güzeldi böyle, geyimsi hayvanların olduğu bir yere girdik. Böyle otçul hayvanlar. Hiçbir yok, biz de dedik ki, ulan biz buna mı para verdik be, dedik. Bunu dedik. Evet. Ardından bir kafesli alana geçtik, böyle iki kapılı, biri açılıyor. Safarimsi bir alan. Evet, neyse içeriye girdik. Omerta dedim bir sesler duyduk ver falan filan böyle içeride bir bakın bizim mahallenin o yüz köpeğiyle ses çıkarıyor evet. Arkadaki işte o kişi o aslanlar vardı evet anlayabiliyor musunuz Mevcan Bey aslanlar vardı içeride evet. Oğlum yarı saat yarısı insan olana bir insana bunu anlatıyorsun yani evet evet neyse efendim böyle yanımızda şey var işte rehber var böyle yanındaki diğer turistlere tanıtıyor filan tabii kimse bizimle ilgilenmiyor umursamıyorlar bizi anlaşamıyoruz diye herhalde. Böyle burada totomuz dönüyor. Sanki Rusya'dayız. Şiyet filan veriyor lan. Biz de hayvan ne taraftan gelse diğer tarafa kaçıyorduk en başta. Sonra alışınca tabii böyle hani düşündük biz elimizi uzatsak falan. Sonra iyi ne olur ne olmaz diye korktuk efendim. Bir bacak gösterelim. Kafesten ayağımızı çıkaralım. Aynen. Hatta baya bir videomuz filan var. Anımız vardı işte kaldı bizde anılar onlar. Efendim sonra bir ara orada birisi yem vermek istedi. Kadın birine verdi diye yem. Mert diye hatırlıyorum da emin değilim o konuda. Onu verirken bir ürkeklik olmadı değil hani. Bir... Bana at. Evet. Bir şey yapıyordu ya hemen evet. Verirken harrrrrr yapıyordu atlıyordu oğlum, falan. Oğlum kavga ederken ki sesleri nasıldı? Çok yüksek sesleri evet, var. Bir tanesi de kıstırmışlar böyle. Suriye daha sonradan katılmış herhalde. Tam bildiğim belgesel izliyorum yani. Okay. Aslanlar savaşmak için yaratılmıştır. Kesinlikle biz dışarıya... Neyse dışarıya çıktık efendim. Lan Molotov içimden geçti. Evet, bir şey olmaz. Sonra evet. Biz 5 kişi gittik tabi. Sonra dedik ki hani... taksi çağıralım. Gidelim artık eve. Taksiyi çağırdık. Adam geldi demez mi? Ben sadece 4 kişi alırım. Dedik ki diğer bir kişi ne olacak? Yani o ne yapacak? O adam yapacak bir şey yok. Ben 4 kişi alırım dedi. Böyle bir inatlaştık. Uber miydi taksi miydi emin değilim ama. Taksi. Taksi normal taksi yani. Dedik ki 4 kişi alırım. Taksiler... Yağmur yağıyor. Soğuk. Yani oturma organımız donuyor. Dedik ki dayı bak böyle yapma götür bizi. Neyse zorla ikna ettik. En son bindi aldı bizi. 5 kişi aracını aldı. Evet 5 kişi bindirdi. Neymiş efendim? Yok bindiremem. Neden? Almaz.
Bir de bizden kafası. Sen git gel Türkiye'deki dolmuşlara gör. Ya en başta hatta şeyi bile teklif ettik. Yani şeyi bile teklif ettik. Hani dedik ki önemli değil. Hani para olarak bir fazlasını da verelim. Hani götür yani bir kişi nedir nasıl kalsın? Evet, ondan sonra çekmiyor işte. O da öyle bir anımız kaldı işte bizde kısa oradaki kötü. Oradaki mirketler nasıl mirketler? Oğlum çok böyle tatlı hayvanlar lan onlar. Mirket severiz. O devasa kaplumbağalar. Bir de şey vardı, maymunlar vardı ya hani zıplayıp hoplayıp kaçıyorlardı kuyruklarıyla falan dolanıyorlardı bir yerlere. Uzun maymun, maymun cep, muydu onlar? Başka bir şeydi. Cep maymunu mu tarzında yok, bir şeydi? Yok yok, büyük anlaştı olan siyahlı beyazlı vardı ya böyle. Gözümün önünde şu an canlandıramıyorum şu efendim gördüklerimi. Ben tamam ben onları anladım, şey yaparım. Bulursam fotoğraftan atarım, ismini öğrenirim senden. Tabii efendim işte, çok güzel hayvanlardı. Devasa kaplumbağalar vardı. Lama vardı. Aynen Lama Necmi. Evet. Albino aslan çok benim hoşuma gitmişti ya. Evet o da çok güzeldi. Lan! Oğlum Uber'in uçtu nerede görülmüş? Ben yarı Uber'im yarı taksiyim. İçimdeki taksiciyi ortaya çıkardım. Efendim şimdi artık size para yazacağım. Çok geçirdiniz. Bence bir artık götürün bizim eve de şuradan aşağıdan. Biz bir artık ödeyelim hesabı da gidelim yani. Vallahi hesabı ödemek için ben başka şeyler düşünürüz artık. Oradan 100, oradan 50, oradan 350 dolar yeterli. Ya bu çocuğun anıları... Oğlum 100 oradan 50 oradan deyip 350'yi nasıl çıkardı? Bizim kendi şey paramız var. Üstün matematik oğlum. Sevgili doktor anılarını dinledik. Aynen. Bir promosyon koymayacak. Benim anım mi? Sizin anınız. Sizin anınız benim anım. Bak sen, sana... Şimdi senin anının... Sen, herkesin kendi anası var. Şimdi burada yanlış yerlere gidiyor. Ben burada şöyle daha efendim, fazla kalamam. Şöyle. Semih bak buradaki grafikler çok güzel olmalı sende de. Evet. Şöyle yani aynı grafikleri görüyorsak şu an güzel bende. Şöyle efendim. Şöyle aynen gayet güzel yok bir şekilde. Ben bir araçtan... Gelelim. Oğlum kapımı niye açmıyorsun Cevahir? Dur. Oğlum kapını açmaya giriyorum. Sen indin. Arabaya gidiyorum. Ya bu çocuk bu arabada ne istiyor ya? Biri de sadece yani molotof attı bütün yol boyunca ya. Şoför olmak istiyordu. Ha şey diyeceğim bir dakika. Evet. Bir mecan molotof atıp duruyor. Bir de diyor benim videoda diyor doğayı severiz doğayı koruruz. Şuna bak. Etrafta yakmadı yer bırakmadı doğa yandı gitti gitti. Benim kül oldu. İnsanlığa karşı kilim var. Lan ay bunlar ya, insan mı yerdeki çimler giriyor ağaç yanıyor şu an. Bir dakika. Aha. Şimdi bunlar sence doğal mı? Lan çam ağacına sor abi. Abi Allah aşkına şu arkadaşı bir küfür eder. İnanmıyorsan dayıya sor. İçine bak, küfür edeyim şimdi. Çimler yandı bütün çimler. Semih bir F1'e bassana vardı efendim bir şey göstereceğim. Evet. Oradan Word'e gel. Evet. Oradan Weather'a gel. Evet. Oradan diğer hava koşullarını arkadaşlara bir grafik motorumuzla gösterir misin? He tabii. Motor. Ama önce dur bir dakika şey yapayım bir midday yapalım. Heh. Bak ne şey yaparsan ikinci sayfaya gel. Evet. Orada üçüncü sıradaki natural'ı seç. Oo garip bir şey oldu lan bu. Bak snow havası da gayet açıyor havayı. Christmas evet var. Christmas direkt Christmas yap erken Christmas olsun. Yeah! Uhu! Haydi oturmaya mı geldi? Başka ne varmış? Clear. Dıt 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 dıt. O da dıt 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 lan ulaşılamıyor mu? Yok yok şey. Bekle. Ben şeyi göstermek istiyorum ya bir dakika. Akşamı evening. Şunu... Akşamleyin bak akşamleyin Semih. Ha o şey diyorsun evening tamam. Evening baya evening. Evening baya güzel değil mi lan? Evet çok güzel ya. Night'a evet baksana ya nasıl yanıyor etrafı. Oğlum çok güzel, çok güzel ya. Bu başka grafik modlara da efendim sizin aklınızda olan şeyler varsa önerebilirsiniz araçta dahil. Evet. Onları düşünüyoruz ama tek istediğimiz FIFA videolarına destek olun ki daha fazla gelebilsin yani efendim. Yani karşılığı da gelsin ya efendim. Bu arada ya, o zaman seviyoruz artık son dönemimizi yaşayalım efendim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı, kanala abone olmayı. Görüyorsunuz efendim Enes Bey ile beraber karşılıklı olarak ikişer ikişer gidiyoruz maşallah. Yani bir desteğinizi esirgemeyin. Cevahir Bey'e de aynı şekilde destek. Mevcan Bey'e de destek olun. Yani gidene kesinlikle kadar burada. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim efendim. Şansınızı da neyin? Milli Piyango. Ve outro.